Lafı dolandırmayacağım. Süslü şeylerden hiç hoşlanmam. Yani artık hoşlanmam. Bir pazar günü genç bir kızın çatıya çıkıp aşağıdan gelip geçenlere bakması sizce normal mi? Bunun sadece tek bir sebebi var. Aşk. Bazen çoğalır. Bazen azalırsınız. Bazen koşar. Bazen durulursunuz. Bazen anlamaya çalışır. Bazen anlamaktan vazgeçersiniz. Bazen konuşur. Bazen de kalbinizin sesinden yorulursunuz. Her şey aşktan. Her şey aşktan. Acısıyla, tatlısıyla, yaşama, hayata. Her şey aşktan. Ben Pelin. Sıradan bir ailenin, sıradan bir semtte doğan ikinci çocuğuyum. Alışverişi her zaman çok sevdim. Işıl ışıl mağazalarda şahane parfümler, rengarenk hojeler, parıltılı rujlar ve muhteşem kıyafetler. Hem moda her yıl değişir. Ayak uydurmak içinse şişkin bir cüzdanla zengin bir koca gerekir. İyi bir alışveriş içinse iyi suç ortaklarına ihtiyaç vardır. Şahane çikolatalar, pastalar yapmayı çok severim. Ha bu arada yakında evleniyorum. Hem de hayatımın aşkıyla. Bak ya. Kızım bu benim gelinliğin altına çok güzel olur. Değil mi? Bir de 3000 lira olmasa. 2990 lira bir kere. Ha o zaman kesin al. Sakın kaçırma. Evet. Saçmalama yürü. Ya saçmalama da bana mı saçmalama? Bir kere evleniyoruz şu hayatta. Kızım delirdin mi? Çok pahalı. Hadi aşkım işe geç kalıyoruz. Hadi. Hadi canım. Buyurun. İyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Tam bedeninize göreymiş. Gerçekten çok yakıştı. Bunun büyük bedeni yok mu? Geçen bölüm Aşk Pınarı dizisindeki Beste'nin giydiğinden. Ha. Olmaz mı? Ben hemen getiriyorum. Ay yazık bu kızlara. Bütün gün evde oturup dizi izliyorlar. Tabii kapı gidiyor bir yerde. Vallahi millete her şeyi illa alın diye ittirip akşam da eve metrobüsle gidince benim de kafa gidiyor. Arıyor. Ay sen şunu alsana. Aşkım. Aa, ne oldu be? Kızım Ethem Paşa'daki düğün iptal olmuş. Sıra bize geldi. Hadi gidiyorsun. Bana bak, çıkışta bir yere gitmiyorsun. Tamam. Ay ben bu ayakkabı için gözümü kırpmam. Gece gündüz çalışırım valla. Belki senin düğünde de giyerim. Ay hadi inşallah be Pelin. Daha Cihan teklif edecek de. 26 taksit lütfen. Üzgünüm, alt taksit yapabiliyorum. Ha. Karar verin hanımlar. Evet mi? Evet, evet. Sonsuza kadar evet. Adam, kız ben bunu çok sevdim. Baksana şuna çok tatlı. Sen şunlara bak, el şeklinde. Tövbe estağfurullah ya. Kızım, sabah sabah rende almaya, yumurta fırçası almaya niye gider insan? Ne yaşamış olabilirsin ki gece? Düğünden balayına her şeyle sen ilgilenseydin, kına gecen tütün masası bile alırdın. Kızım niye her şeyle sen ilgileniyorsun? İlker'e de sorumluluk ver biraz. Çok çalışıyor ama o. Yazık. Ay yazık çok çalışıyor. Hazır mısınız bakalım düğüne? Hazırız tatlım. Yüzlerce kişiyi öpmeye, topuklarımız ağrıyana kadar ayakta durmaya.
Yanaklarımız yırtılana kadar gülmeye hazırız. Merhaba. Aa, Belgin'den hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Aldın mı davetiyeleri? Aldım. Damat bey pek becerikli maşallah. Düğüne kaç gün kalmış, davetiyeler yeni hazır. Her işe ayarsız bu çocuğum. Ne içersin Belgin ablacığım? Ay bir şey almayayım ya da şey moka toka bir şey yaptırın işte. Bakar mısınız? Şakacı şey. Bir tane moka alabilir miyiz? Okuyorum. Oku. Evleniyoruz biz. Hı. Sabah bir tablet sevgi. Hı. Öğlen bir ölçek saygı. Akşam bir draje romantizm almayı düşündük. İlk günümüzde sizleri de aramızda görmek isteriz. Ay gerizekalı. İlker Bey'in seçtiği davetiye bu kadar olur. Düğünü sadece bizim taraf mı yapıyor? Biz hiç anlamadık. Bu kızcağız desen her yere ayrı taksit. Ah Belgin ablacığım öyle deme. En azından nikah masasına oturtabildiğiniz bir damadınız var. Sağ ol canım. Alo Muhsin abi. Pelin Hanım. Geldim, kapıda kaldım. Kim? Evde kimse yok. Nasıl ya? İlker evde olacaktı. Yok diyorum işte kapıdayım çalıyorum. Bir dakika. Aradın mı sence? Toplayın. Kızlar ben şunu halledeyim geliyorum tamam mı? Tamam. Hadi işim bitince ara. Hadi. Nereye Pelin? Akşama çok iyi konser var. Çok işim var Mazhar abi. Dünya evine giriyorum. Aa, dünya işleri bitmez be kızım. Hanımefendi sizde bu çene olduktan sonra size bir şey olmaz. Siz niye korktunuz ki? Terbiyesiz. Neredesin sen? İyice boşladın buraları. Abi ben de seni çok özledim. Öyle deme bana. Vallahi çocuklarla uğraşmaya devam. Sana anlatacak o kadar hikayem var ki. Vallahi çok özlemişim seni. Az önce içeriden bir tosuna mı çıktı? O senden mi çıktı? Evet benden çıktı. Hayırdır? Aa, bilmiyorum artık. Kahve. Abi, evin son halini beğenecek misin bakalım? Güzel ama bu plazada böyle herkes bir artist tek başına. Benim sosyal çevrem çok geniştir. Çayı şekeri yarım hafta sonları eve. Gelen giden eksik olmaz. E burada ölsen 6 ay sonra kokuna gelir. Pelin abla. Mustafa. Pazar günü. Genç bir kızın çatıya çıkıp aşağıdan gelip geçenlere bakması sizce normal mi? Bunun sadece tek bir sebebi var. İhanet. (Gülüyor)
Bir dakika. Oha. İyi misin? Öldüm mü ben? Ne oluyor ya? Yine mi sen? Allah'ım ölmek istiyorum. Kalkabilecek misin? Bırak ya. İstemiyorum senden yardım. Seni hastaneye götüreceğiz tamam mı? Gel bakayım buraya. Benimle evlenir misin? Ne yaparsın? Vallahi helal olsun. Çok yumuşak bir iniş olmuş. Hiç kırın yok. Allah Allah. Nesin sen, doktor musun? Benim anneme haber vermem gerekiyor. Benden arayabilirsin. Al. Çalışıyor mu bu? Şarjı bir hafta gitti oluyor. Şimdi bak, ben birazdan geleceğim. Ne olur o zamana kadar kendini şuradan atma. Tamam? Çok komik. Hatırlamıyorum annemin numarasını. Gerizekalı ki hala aklımda ya. Nereye gidiyorsun Süpermen? Anneme. Dur. Bir şey yokmuş. Tamam, bitti. Selam. Al bakalım. Ama... benim tecrübelerime göre bir kadın ne kadar güzelse o kadar da delidir. Senin böyle Süpermen gibi çatılardan uçup kaçmanın sebebi ne? Anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Adın ne senin? Sence biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz küçük hanım? Hiç komik değil. Tamam, pardon, haklısın. Burak ben. Pelin. Memnun oldum. Yalnız mı yaşıyorsun? Timu'yu fark etmemiş olamazsın herhalde değil mi? Timu, ses ver oğlum. Sen beni boş ver. Evet, ne diyordun? Ne söyleyeyim ki? Ben çok güzel bir hayalin peşinden koştum. Tam yaklaşmışken kendimi yerde buldum. Mevzu ince yani. Hayvan herif. Burası senin evin mi? Hı hı. Depo gibi burası. Nasıl yaşıyorsun sen burada? Neden yaşanmasın? Ne bileyim yani, ben hayatta yaşayamam. Vallahi o senin problemin. Ben de her şey yerli yerinde. Ve gayet mutluyum. Fazlasına lüzum yok. Ay iyi, tamam. Ya ben şu an bir travma yaşadığım için tam anlayamıyorum. Boş ver zaten, beni tek anlamayan sen değilsin. Bir şey yer misin, içer misin? İstemem. Kim bu çocuklar? Benim çocuklarım. Maşallah. Allah bağışlasın. Amin. Oldu o zaman, hadi. Benim gitmem gerek artık. Senin dinlenmen gerek. Ama benim ger... Senin gerçekten dinlenmen gerek. Şimdi bak, beni dinle. Benim bir konserim var. Ben onu aradan çıkartayım. Sonra gelip seni evimde bırakırım. Anlaştık. O zamana kadar rica ediyorum, istirahat et. Hadi bakalım. Çabuktan ama. Kız neredesin sen? Öldüm meraktan. Ne bu hal? Gir içeri, gir. Gir Allah'ın cezası, gir.
Aferin sana. Geçti. Adam şuna bak işte al. Gülüyor bir de üstüne ya. Aferin ona ya. Saçlara bakacağım. Çok tatlısın sen. Al bakalım sen bunu. Bir şey olmaz sana ya. Ben çocukken yeniden çok korkardım ha. Ha? Ne oldu? Kimin oyuncağı bakayım? Benim. Aferin. Hoş geldin Suat. İşler nasıl? Hoş bulduk. İyi, fena değil. Bildiğin gibi. Beyefendiyi bekliyoruz. Burak! Al bakalım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Çok sürer mi? Sürmez. Senin işin çoksa git bekleme. Yo, öylesine sor. Bekliyorum. Geliyorum. Tamam paşam. Sakin, sakin. Tamam, sakinim ya. Bak bunu yapma. Annen hatırı için. Biliyorum. Üç gün ya geçti ya geçmedi. Ama ben kendimden geçtim. Göz göre göre bir yalana inandırdı beni. Hayvan herif. İçim bir türlü soğumuyor. Yavrum hadi kalk. Ye şunları, kalk. Denizi seversen dalgaları da seversin derdi babam. Ben de İlker'i bütün hatalarıyla sevdim. Ne safmışım. Ama artık bitti. Nasıl sevildiğini gördün. Şimdi unutuluşunu seyret. Ay! Aradı mı hiç? Aradı. Evi de aradı. Ama konuşmadım tabii. Aferin arkadaşım. Hayır zaten ne diyecek? Hı? İlişkide bağlanma sorunumuzu çözüyorduk mu diyecek? Ne diyecek? Pislik. Hayır bir de ya dünyanın borcuna girdim gerizekalıyla evleneceğim diye ya. Yok neymiş yatak odasını kız tarafı yapar. Aman ayıp olmasın beyaz eşyayı biz alalım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Boğazıma kadar borca battı. Boy pasu devrilsin. Ama yok. Delireceğim ya. Gitmiyor. Gözümün önünden o görüntü gitmiyor. Yok ben ikisini de orada böyle boğacaktım ama yapamadım. Kız ikisini birden böyle haşırt diye bıçaklasaydın. Hayvan herif. Cihan'a sordum çok durgunmuş İlker. Kimseyle konuşmuyormuş. Gebersin. Elle bak. Kız Pelin. Sabahtan beri işine sıçtın mutfağın. Ne yapıyorsun sen böyle? Nasıl temizlenecek buralar? Anne git başımdan. Yaklaşma. Ya yaklaşma be. Rehabilite oluyorum. Yap yavrum yap. Tamam çocuğum temizleriz ne olacak? Alarm. Hemen kafandaki dua sakince çıkarıyorsun, bir yere bırakıyorsun. Çabuk! Ay başımıza gelenler. Yürü yürü. Kafayı yere iyice delirdi vallahi delirdi. Ne yapıyorsun ya? Ay canım. Bu kadar masraf yaptık bir de. 3 yılda evlenmeye ikna ettiğin adamdan hayır mı gelir anne? Bak bu kız hiç anlatmıyor ama kesin İlker vazgeçti evlenmekten. Al bebişim. Ay aman biz onlarla anlaşamazdık zaten. Onlar Kayserili kızım. İki kere iki kaç diye sorsan alırken mi satarken mi diye sorarlar adama. Dar unundan baklava, incir ağacından oklava olmazmış. Bu İlker'den kızıma benim koca hiç olmaz işte. Olmaz. Aa İlker. Hoş geldin oğlum. Merhaba Şükran teyzeciğim. Pelin evde mi acaba? Konuşmam lazım onunla. Telefonlarımı açmıyor da. Evde. Yavrum. Yok teşekkürler. Biz bahçede konuşalım lütfen. Ay. Her katil kurbanın öldürdüğü yere geri dönermiş. Neşe bir sus kızım ya. Dudak okuyorum. Ay götüm. Ne cesaretle gelebiliyorsun hala? Pelin günlerdir arıyorum. Açmıyorsun. Mesajlarıma dönmüyorsun. Ne yapsaydım? Son çare kalktım geldim konuşmaya. Ne kaldı konuşacak ya? Ha? Ne var konuşacak? Ya lütfen yapma böyle. Ben bir eşeklik ettim tamam. Ama izin ver açıklayayım aşkım ya. Sakın bana aşkım deme sakın. Sen neyi açıklayacaksın ya? Ha? Biz 10 gün sonra evleniyorduk. Farkında mısın sen? Ben sana güvenip bir yola çıktım. Sen hala bana ne... Ya bir kere dinle beni. Pelin, düğün yaklaştıkça panikledim. Her erkek gibi. Çocuklar da kafam dağılsın diye bekarlığa veda partisi düzenlemiş. Benim haberim bile yoktu. Ve sana yemin ederim kızla aramda hiçbir şey geçmedi. Çok sarhoş olmuşum ben ya. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ya böyle bir saçmalıktan koskoca 3 yıl bitmez.
İzin ver, telafi edeyim. Telafi. İlker. Biz 3 yıl boyunca senin hayatını yaşadık, farkında mısın? Ha? İlker'in işi, İlker'in yemeği, İlker'in bilmem nesi. Her şeyi senin istediğin gibi yaptık. Ya ben evlilik hazırlığını bile tek başıma yaptım. Sırf sen yoğunsun diye. Peki ben? Ben hangi kokuyu sevdiğimi bile hatırlamıyorum İlker. Çünkü 3 yıl boyunca seni sevdiğim parfümü sıktım. Senin için giyindim. Üstelik bunları da bir yük gibi yapmadım. Ama sana yetmedi. Bunların hiçbiri sana yetmedi. O yüzden keşke zahmet etmeseydin. Telafi edecek bir şey kalmadı. Pelin, ne desen haklısın, tamam. Ama bir de bardağın dolu tarafından bak. Evlilik korkum tamamen bitti artık. Sen nasıl bir insansın ya? Ha? Sen nasıl bir insansın ya? İlker bak git. Yemin ediyorum yarım bıraktığım işi tamamlarım. Seni burada bıçaklarım. Şimdi istediğin kadar bekarlığa veda edebilirsin. Pelin! Ne var? Bunlar sana gelmiş. Fatura matura neyse bak da sonra sıkıntı olmasın. İyi günler Şükran teyzeciğim. Seni bırakayım mı? Biraz yürüsem iyi olur. Karaköy'e gideceğim zaten. Hala bana kızgınsın değil mi? Yok. Ama belki annem kızgındır. İstersen sen kal, biraz daha özür dilemeye devam et. Bak oğlum. Eğer bir şeye falan ihtiyacın olursa... Hiçbir şeye ihtiyacım yok baba. Sen sağ ol. Böyle mi devam edeceksin peki? Nasıl? Serseri gibi 3 kuruşa bir kafede çalışmalar, her şeyi boşlamalar. Ne yaptığın, nerede kaldığın belli değil. Sen merak etme baba. Ben senin öyle sandığın gibi serserilik falan yapmıyorum. Sadece senin herhangi bir şeyini istemiyorum, o kadar. Ayrıca keşke gerçekten neler yaptım. Gerçekten. Senin kendini harcadığın bir yerde seni görmek istemiyorum. Hı hı. Ayrıca... Neyse. Geç kalıyorum. Görüşürüz. Ben bu aralar ağlıyorum. Herkese ağlıyorum. Kusura bakmayın. Her şeye ağlıyorum. Milyonların içinde küçücük kalıyorum. İnsanın neresi ağrırsa canı orada atarmış ya. Benim kalbim ağrıyor. Dünyaya sığamıyorum. Seviyoruz biz seni. Ah, arkadaşı yapar. Buyur kardeş. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Başına sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Buyurun. Sağ olun. Başın sağ olsun kızım. Pek de gençmişsin. Sağ ol teyzeciğim. Dostlar sağ olsun. Kader. Nasıl öldü rahmetli? Böyle evde koşarken kör bıçağın üstüne düştü. Mukadder. Ya Pelin yeter artık ya. Bak vallahi gözyaşlarından sele kapılacağız ama. Ne yapayım ya, geçmiyor. İçim soğumuyor bir türlü. Ya ben ölmek istiyorum ya. Ya da yok, ben onu öldüreceğim yani. Ay saçmalama.
Ya 7 milyar insan var şu gezegende. Ya yarısı adam olsa sana erkek mi kalmadı? Hem her zaman yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. Hayır. Tabii ki gitmeyeceksin. Ne haber? Yavaş işte. Yavaş boğulacaksın. Evet beyler. Gördüğünüz gibi elem, keder, aşk, ihanet hepsi bizde. Bana sadece şunun cevabını verin lütfen. Bir erkek neden aldatır? Neden mi aldatır? İlişkinin oluru yoktur. Kızın gideri vardır ondan. Yok ya. Ya erkekler çok basittir kızım. Kadınlar aklını kullanıp hem göze hem kulağa hitap ederse tamamdır. Hayır, katılmıyorum. Bence hala ruh güzelliğine önem veren dürüst, şefkatli, ahlaklı erkekler de vardır bir yerde Masar abi. Bence de. Size bir şey sorabilir miyim hanımefendi? Buyurun beyefendi. Sevgiliniz var mı? Yok. Öldü. Başka sorum yok. Teşekkürler. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Vallahi ya, tamam bir dakika dalga geçmeyiz ya. Ciddi ciddi soruyoruz. Niçin hepiniz aldatıyorsunuz ya? Hop. Şimdi genelleme yapmayalım ya. Şimdi bakın ben çok etliye sütlüye karışmam. Ama şöyle oluyor. Şimdi ilk başta her şey şahane gidiyor. Değil mi? Sonra mevzu derinleştikçe erkek aradığını bulamamaya başlıyor. Ve yavaş yavaş arazi oluyor. Tabii kadın çakal, bunu fark etmez mi? O da işte böyle alışveriş, diyet, spor, mupor falan büyük yatırımlar yapıyor ama geçmiş olsun. Aa, kız her şeyi biliyor. Verme gaz. Verme. Anlaşıldı. Peki bir şey soracağım. Ha. Hiç umut yok mu? Var var. Eğer dibe vurduysanız gideceğiniz tek yer yukarısıdır kızlar. Oo. Ha. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Evet beyler, biz provaya. Bir dakika, bir dakika, bir şey soracağım. Hı. Yani sen şimdi bir kadın sadece aldatılmamak için kendine bakar diyorsun, öyle mi? Ben o kadar şey söyledim, sen içinden sadece bunu mu aldın? Görüyor musun kadın? Rekabet kaliteyi arttırır, evet. Ukala. İsterseniz size yardımcı olurum. Köprüden önceki son çıkışta buluşalım mı? Hı? Of! Allah'ım sana geliyorum ya. Hiçbir yere gitmene gerek yok canım. Dışarı çıkıp biraz konuşalım mı? Çok pişmanım dedim. Özür de diledim. Ya bırak şunu ya da artık. Sen ne diyorsun İlker ya? Hı? Sana her baktığımda o an geliyor benim gözümün önüne. Ya sen tutturdun evlenelim diye. Sevgiliyken gül gibi geçiniyorduk aşkım ya. Bana bak, aşkım deyip benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Öyle mi bekarlığa veda edilir ya? Ha? Biz ya hiç mi evlenen insan görmedik? Adı üstünde görmedim. Bekarlığa veda partisi bunun. Ya sorayım buradaki adamları toplayıp sorayım. Bana bak, şu masayı senin kafana geçirmeden çık git şuradan. Git. Hadi bakalım. Ulan sen anneme anne demeden ben bu işin peşini bırakırsam, görürsün bak daha neler olacak. Yemin ederim şunun kafasını karpuz gibi yarasın var ya. Yüzsüz ya. Yardım beni ya. Tamam, sen hiç üzülmüyorsun arkadaşım. Ben şimdi sana seni iyileştirecek her şeyi açıklıyorum. Şişt, bende misin? Bana bak. Bir, kişisel gelişim. Bol bol kitap okuyoruz ve kendimizi tanıyoruz. Kendine gel, kendin ol. Kendini sev, aynayla barış. Telefonu satan bilge. 10 adımda 11 adım. Sen onu bırak da kartlara gel. Affet, hafifle, nefes al, kabuğunu kır, zamana bırak. Nerede hata yaptın? Kayla mı? Hadi bir kart da sen seç aşkım. Hadi, hadi seç. Ben şu andan itibaren geçmişi bırakmaya ve güven içinde yaşamaya niyet ediyorum. İki, diyete giriyoruz. Bitti. Çikolatayla vedalaşıyorsun. Hayır, olmaz. Mümkün değil. Benden bunu isteme. Hayır, bunu yapamam. Olmaz o ya. Üç, detoksa ruhumuzu arındırıyoruz. Ha. Kırlara, parklara gidiyoruz. 4S kuralı. Seveni severler, seveni de severler. 4, sosyal medya orucuna giriyoruz. Derhal. Twitter'dan sileceksin, Facebook'tan engelleyeceksin, sonra da veletten amin diyeceksin aşkım. 5. İçindeki nefretini, öfkeni kontrol ediyorsun. Kendinden çıkartmıyorsun sinirini. Evet abi, bu çok doğru. O bütün negatif enerjini topluyorsun, 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 topluyorsun. Başka bir yerden çıkartıyorsun. Bırakın onu!
Ya yeter! Ben daha fazla kişisel gelişemeyeceğim, tamam mı? Ben bu yassı değil, beni anlatsın o pisliği dövmek istiyorum. Savaş savaş, meydanda kazanırlar! Allah'ım sana geliyorum. İnanmak başarmanın yarısı demiş birileri. Bence asıl başarı gerçeği kabullenmek. Aldatıldım evet, haksızlığa uğradım tamam. Ama bunu yaşayan ilk insan ben miyim? Sen değilsin. Ben ne diyorsam yapacaksın ve sözümden asla çıkmayacaksın, anlaştık mı? Ya ama tamam. Başka çarem yok zaten. Şimdi sabahları erken kalkacağız. 7. Bir kaybedenin olduğu yerde kazanan asla olamaz. Her şeyi satın alarak geleceğinden çalamazsın. O yüzden kendine gel. Değişmek istiyorsan işe önce kendinden başlayacaksın. Devam. Derhal ek iş bulacaksın. Kimseyi tanımıyorum ki. Kim iş verir bana? Şikayet etme. Ne konuştuk? Gerekirse kapı kapı dolaşacaksın. Zorluklar seni yıldırmamalı. Unutma, sen işe gitmedikçe iş sana gelmez. Çak bakayım. Kimse lan, bir şey beklemeyeceksin. Kendinden başka. Önce sen bir güçlen bakın. Ama bir insan üstüne bu kadar gelinmez. Hayır, şikayet yok. Hayatından gereksiz olan her şeyi çıkaracaksın. Neyi çok iyi yapıyorsun onu düşün. O senin elinden tutar. Hayatta yapmak istediğim tek şey. Buldum. Doğal şeylerle yaptım, şekersiz. Bir de. Senin gevezelikten başka meziyetlerin vardı yani. Sonra bir sen mi söylersin, ben mi? Güzel haberler bekletilmeye gelmez. Önden buyurun paşam. Ha, bu be. Yine işiniz hayırlı olsun Pelin Hanım. Gerçekten mi? Önümüzdeki 50 yıl bunlardan yapabilirsiniz. Yakıştı mı? Benim cezam versin ya. Düğün dernek benim neyime? Ha? Yok nişanda giyerim, yok balayına giderim. Gördük alayında balayında. Ay bunlar ne böyle ya? Böyle almayı devam etseydim hep eve dönecekti burası. Anahtarlarını ver. Niye? Ya sen ver. Ne oluyor ya? Ya kızım küçük bir operasyon yapacağız. Ver işte hadi. Çok iyi gitti. Aferin sana. Al bakalım. Bu da senin çocuklar için. Pek de düşünceliyiz. O zaman biz de bir yemeği hak ettik. Yemek? Ne demek? Balık ekmek? Olur. Ama hesaplar benden. Peki patron, buyurun. Bir kesime bir olay. Kötü anıları silmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Ne? Yenilerini biriktirmek. Thank you.
Ya açsana, açsana! Ve geçmişte kalan hiçbir şeye arkana dönüp bakma. Kül kedisi ayakkabısını almak için geri dönseydi asla Cinderella olamazdı. Oturabilir miyim hanımefendi? Her yer dolu da teşekkürler. Ne haber? İyiyim, şahaneyim, bomba gibiyim. Oh. Survivor'a hazırlanıyorum kısmetse. Ya onu bunu bırak da şu an her türlü sorunu cevaplayabilecek olsam. Bana ne sorardın? Hayatta neye ihtiyacımız var? Kader var mı? Pas. Aşk mı? Sevgi mi? Şu an bunu duymaya hazır mısın? Pas. O zaman meyve mi, meyve mi? Meyve, meyve. Meyve. Hadi oradan, meyve. Kaybettin. Sıra bende. Şişt, dur, nereye gidiyorsun? Sinemaya gidelim mi? Bir yemeğe çıkalım mı akşam? Çalışıyorum. Tamam, akşam işten sonra. Kahvaltı edelim yarın sabah. Diyetteyim. Kahve. Ya bir şey diyeceğim sana ben. Söyle. Sen benim bu hayattaki ödülümsün Neşe. Ya. Yıllardır seninle olduğum için çok şanslıyım aşkım benim. Bebeğim. İyi ki varsın. Sen de aşkım. Birlikte nice güzel yıllara. Ya aşkım ne gerek vardı? Asıl var ya ben çok şanslıyım biliyor musun senin gibi bir... hayvanla ömrümü harcadığım için Cihan. Allah seni kahretsin bu ne? Bu küpeler ne? Biraz sakin olur musun? İnsanlar bize bakıyor lütfen. Olamam efendim. Sakin makin olamam. Yetti be. 7 yıldır evlenme teklif edeceksin diye bekliyorum Cihan. 7 yıl. 7 yıllık ilişki mi olur konut kredisi gibi? Ama aşkım bak o senin çok sevdiğin Angelina Jolie ile Brad Pitt de yeni evlendi. Hem de 8 çocuğun üstüne. Ne? Evet. O Brad Pitt'in ayıbı be. Bana ne? Hem sen Brad Pitt misin ya? Ha? Şu bidon gibi kafana bir bak Allah aşkına. Peki ben Angelina'ya benziyor muyum? Yani dudakların benziyor aşkım. Yerim benziyor. Beklemekten turşuya döndüm ya Cihan. Allah senin cezanı versin. Aşkım. Bitti. Tamam. Aşkım. Sen al o küpeleri de. Kulağına sok. Ama aşkım. Hiç erkekler konuşmasın öyle benden sonra hayatta toparlanamaz falan diye. Kadın 3 kere kuaföre, 8 kere alışverişe gider. Seni tarihe gömer, ruhun bile duymaz vallahi. Hayır sen kimin tarafındasın ben onu anlayamadım şu an. Sen ne yaptın gömdün bizi ya. E doğruyu söylüyorum oğlum. Allah önce erkeği yaratmış. Ondan sonra bu tam olmadı diye ileri sürümünü yapmış. Kadın diyorsun ya, hı, adını duyduğunda bile titreyip korkacaksın aslanım. Alo? Efendim karıcığım? Ya. Burak mısın? Ana. Ne haber hoş abi? Hoş geldiniz. Ne haber? Bir espresso lütfen. Tabii. Ne işin var senin burada? Nasıl buldun sen beni ya? Kendine böyle gizemli bir hayal attığın iyi olmuş. Ablanı aradım tabii ki. İlker git buradan. Başkan bu kahve içinde iyi para var galiba. İşler iyi galiba. Gelsene 2 dakika anne. Sen ne istiyorsun ya? Evimi dağıttırmanın hesabını vereceksin küçük hanım. Unutma orası hala bizim evimiz mi? Sen benimle o evde oturacaksın ya. Sen onu anca rüyanda görürsün. Asla öyle bir şey olmayacak tamam mı? Ya Pelin daha ne kadar buralarda sürünmeyi düşünüyorsun? Ne kadar borcun olduğunu ben biliyorum. İzin ver sana yardım edeyim. Allah aşkına evimize gidelim ya. Pelin. Sana bahsettiğim arkadaşlarım. Sude, Arda, Pelin. Merhaba. Merhaba memnun oldum. Ben de. Kahve? Bir kahve içeriz sanki. Olur. Şöyle oturun isterseniz. Tamam. Benim kahve ne oldu? Allah kahretsin ya.
Burak, paşam. Esmer şeker bitmiş. Aşağıdan alsana. Tabii. Burak'cığım. Paşam. Lütfen. Ben zaten ne zaman kendimi iyi hissetsem bir engel çıkar. Ne zaman kendimi toparlasam. Tamam. Topla artık kendini. Sen ne kadar kısa zamanda nasıl yol aldığını farkında mısın? Bak arkadaşlarım var. Ben varım. Biz senin yanındayız. Yani sonunda Masar abi var. Yalnız değilsin yani. O yüzden topla kendini. Çok yoruldum. Her şey üstüme geliyor. Borçlar, İlker. Gözlerimi kapatayım, her şey yok olsun istiyorum. İnan bana. Hayatta geçmeyen hiçbir acı yok. Birkaç gün geçsin. O zaman anlayacaksın. Her şey gelir, geçer. Ayrıca sen benim gördüğüm belki de en güçlü kızsın. Yani hiç yakışmıyor sana bu haller Pelin Hanım, kusura bakmayın. Gül bakayım biraz. Biraz daha gül. Aferin, sana çok yakışıyor gülmek çünkü. Ağlaşmanız bittiyse gelin içeri. Pelin, seninki çok fena. Ne oluyor ya? 7 yıl ya. 7 yıl gerizekalının evlenme korkusu geçsin diye bekledim. Ne oldu? Elimde 2 küpeyle kala kaldım ya. Canım. Hayır, az daha beklesem menopoza girecektim be. Of, yandık biz bu gece. Tatlım, burada dertler derya olmuş. Bana yok, müsaade, sana kolay gelsin. Yok, ruh eşim. Ne oluyor? Ben buna akıl verirken... Tamam, bitti. Tamam. Bundan sonra bir erkeğe değil, en az 10 erkeğe yatırım yapacağım. Eğer böyle de yapmasam bana da esene besinler. Acil durum, bu gece kesinlikle dışarı çıkıyoruz. Kızım sen canlı bomba gibisin ya, bu gece seninle hiçbir yere gidilmez. Pas, benden de pas. Şimdi hepinizin kafasını aldım, birbirine vuracağım böyle. Pasmış, rest ulan. Olayınıza rest, tüm dünyaya rest. Ya durum çok fena, sen bu gece benim için idare eder misin? O kadar mı ya? Hı. İyi tamam, hadi git. Git, ben bakarım senin yanına. Teşekkür ederim. Yalnız doğru, öyle kolay değil. Şartım var. Ne? Ben üstümü değiştirip geliyorum hemen, tamam mı? Tamam. Paşam. Buradan bir 30 lira çekin. Ben de sadece su içtim. Buradan 10 Türk lirası alacaksın. Bu erkekler avcılıkla uğraşırken ne arayancılıkla geçinmeye başladılar ya. Bu arada sormadım ama yer misiniz? Ay bittim ben. Islak hamburger bile istemiyor canım kızlar, o derece ya. Sen hiç konuşma sıfır beden Esra. Yarın yokmuş gibi içtin ya. Ay oysa neydi, arkadaşlar öyle evlat acısı gibi içime oturdu yemin ediyorum ya. Vallahi tıkandım. Kızım ne oldu böyle, ben öderim hesabı diye artistlik yapıyordun ha? Sizin yüzünüzden abi. Sizin yüzünüzden. 2 tane sümüklü hipster'a bile cazibenizi kullanamadınız. Hem de en acı günümde. Aa şuna bak ya, bizi suçluyor. Kızım ağzında bir kürdan eksikti mi? Böyle müteahhit gibi dağıtıyordum bütün gece paraları. Yalnız kızlar o gözlüklü gay değilse var ya, beni buraya yatırsınlar. Bıyıklarımı... diye böyle iple alsınlar yani. Ay nereden anladın acaba? Ya vahşi vahşi danslar yaptım. Elimi bile tutmadı sefil. Yalnız Pelin'cim. Öyle acı çekiyorum diye gözümden kaçtığını sanma. Neydi o öyle Burak'la fısır fısır fısırdaşmalar ya? Allah Allah. Ne fısırdaşması ya? Ne ilgisi var? İş arkadaşıyız biz. Ay vallahi taş gibi çocuk. Allah affetsin, ben hayatta arkadaş falan
Kınamam yani. Yes. Sen ne gülüyorsun ya? Ha? Ya kafana top gibi gökten kız yağıyor. Sen hala bir şey yok diyorsun. Abi ben kıza yardımcı oluyorum. Bana da yardımcı olur musun? Ya oğlum, ya herkese balya balya akıl ver. Kendine gelince tır. Ya vallahi yardımcı oluyorum. Ay! Kızlar, Kodo Bey işini ne kadar iyiyse acayip methettiler. Aman ne diyecek bana ya? Bitmiş gitmiş işte. Ay saçmalama be. Kızım isim veren falcı varsa atom bile parçalıyorsan kalkıp gelirsin. Sen neyin tribindesin hiç? Aa İlker. Yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Üf, aptal. Gerizekalı. Yok ya pislik. İlker pislik. Buyurun al. Koç Burcu. Evet Koç Burcu. Aha belli valla. İlker kim? Ne? Ben size demiştim isim biliyor diye. Şşş. Ben sana izin vermeden konuşma. Koç Burcu diyorum. Kaç ondan diyorum. En fingirdek Burç'tur. Kaşı gözü oynar. Evi fingirdek bir kere. Kafasını koparır, kadınlarla olan bağını koparmaz. Pislik. Ulan inşallah. Kafasını yani. U-R-G. R-G. Burak! Burak! Burak arıyor. Tövbe estağfurullah. Alo. Pelin. Stressesin değil mi? Tabii. Satürn ters açıldı. Sen de şehrin stresinden bunalıp kaçıyorsun. Ne? Ama sakın... Ne? Ünlüler gibi sen de her şeyi bırakıp... Organik tarıma falan başlama. Ne Satürn'ü, ne tarımı, ne diyorsun? Kado'ya geldim. Kimsin kardeşim sen? Kado'ya gel. Pelin nerede? Aman. Alo, Pelin. Tövbe tövbe. Kızlar size çok kötü girmiş. Ne? Ne? Ne girmiş? Jüpiter. Jüpiter, Merkür'le ters açıya girmiş. Yani damar damar üstüne binmiş. O yüzden bütün işleriniz ters gidiyor. Ama Aslan Burcu, Aslan. Aslan Burcu. Aslan Burcu. Ya Aslan. Aslan Burcu. Aslan, Aslan benimkisi. Aslan. Kızlar, çok konsantre oldu. Bundan sonrası ekseyansa giriyor. İsterseniz bitirebiliriz. Hayır. Bende yok, bende yok. Kado Bey, Aslan'a ne olmuş Aslan'a? Üzülme. Sürüm sürüm sürünecek o pislik. Ya. Sarı avaralı şeytan iblis. Benimkisi mi? Sen sus! Ben sana izin vermeden konuşma demedim mi? Ne çok konuşuyorsun sen? Tabii güneş kovada. O yüzden kendini ifade edemiyorsun. Çok normal. Muhtemelen çocuğu da bu çenenle kaçırdın zaten. Ah Kado Bey. Tutamadım şu çenemi bir türlü. Ama üzülme. Uyanışın pozitif. Sana söz veriyorum. Mars 4. evresindeyken sana geri dönecek. Ha buraya yazıyorum. Allah'ım. Bir hırledim gitti. Kado Bey, Mars hangi aya denk geliyordu? Mart mıydı acaba? Çok özür dilerim. Bütün paralar ya. Öküz gibi para alacağım bilmiyorum. Çok özür dilerim. Yetersiz bakiyeler. Ay şimdi
Aç mısın? Teşekkür ederim. Hadi tavşancık, şunları çağır. Peki. Oh. Salak mı? Bırakmamış kızlar. Vallahi yara bandını bulmuşsun Pelin, helal olsun. Ne yara bandı ya? Hadi yürüyün. Ben anneciydim. Hmm. Zaten babamla pek anlaşamazdım. O her şey onun dediği gibi olsun ister. Adamın tek derdi benim işlerimin başına geçmem. Klasik. E ne güzel işte. Hazır kurulu düzen. Yani baban isterse beni evlatlık alabilir. O pek öyle olmuyor ya. Hadi ben erkeğim. Bak. Babam annemin bile her şeyini planlardı. Düşün. Alışveriş yapacağı yere kadar. Görüşeceği arkadaşlarına kadar. Her şeyi. Sonra bir gün çekti gitti. Başka bir kadın varmış. Sonra? Sonra annem vefat etti. O biraz zayıf karakterli bir insandı. Pek kaldıramadı bu durumu. Bir ergen için pek kolay zamanlar değil. Sonra bir gün Masar abi, o her zamanki edasıyla geldi. Senden başka kimsenin derdi yok mu sanıyorsun paşa? Dedi. Beni buraya getirdi. Onlar da annesiz babası çocuklar işte. Üzüldüm annen için. Çok çok uzun zaman önceydi. Görüşüyor musunuz babamla? Ara ara. Onun hala benimle ilgili büyük planları var bu arada. Aa, teşekkür ederim. Oh. Ben de aşçılık okumak istiyordum. Ama babamı kaybedince çalışmak zorunda kaldım. Ondan sonra da gitti benim kafa işte. Kıyafetlerin, ayakkabıların içinde kayboldu. Ya hala geç kalmış sayılmazsın. Masar abi senin yaptığın pastalardan 4 kilo aldı. Düşün. Ama kendim için yapmıyorum ki. Borç ödemek için yapıyorum. Olsun. Keşke hiç tanışmasaydım. O, şşş. Keşkeleri hayatımızdan çıkarmıştık. Ne oldu, unuttuk mu? Hayda. Bir de sen... Sen ne diyordun ya? Cinderella geri teperse ağaca mı toslar? Neydi o? Hayır öyle değil. Eğer kül kedisi geri dönseydi asla Cinderella olamazdı. Ha evet. Evet buydu. Tamam yap bunu.
Evet ya. Yapacağım, tamam. Artık tek başımayım. Sadece kendimle meşgul oluyorum. İlişkimiz yok. Bitmiştir. Aferin sana. Geldin mi benim kafaya? Senin kafaya. Allah korusun. Çok iyiydin ama en iyi sen çaldın ha. Canım. Mesela gecenin sonunda... Dikkat dikkat. Bütün kızların hesabını ben ödedim abi. Anne o kız kıza eğlenmeye çıkmışız ama Alman usulü. Ha, yapma ya. Vallahi bizim Türk kızları ısrar sever, naz sever, süründürmeyi sever. Yani yılların öcünü almış erkekler. Abi. Tamam hadi bakalım binin arabalara. Arabalara. Sonra herkes senin arabaya nasılsın? Benimkinde gidelim. Hayır hayır biz gideriz gideriz sıkıntı yok. Tamam ben, tamam. Burak pazar hadi. Günü doğum günü partime gelmiyor unutma Pelin söyle ona. Evet gelirsin değil mi? Gel bakalım. Pazar günü benim masarabaya sözüm var ya. Tamam paşam şey. Sorun yok. Tamam sen git. Hem senin yolun ters hadi siz gidin. Hadi. Tamam mısınız? Normalde tripe bak. İkinizi de çok seviyorum ben ha. Çok yakışıyorsunuz. Çok yakışıyor. Hayda. Bunlar ne böyle ya belgesel gibi? Çorba... Çorba içelim mi? Sabah 8'de kalkacağım. 8? Kalkabilecek misin? İstersen seni uyandırayım. Sağ ol canım. Yani siz müzisyenler geç kalkarsınız. Erken kalkmak biz garibanlar için. Ne bu böyle? Kendini acındırmalar falan. Kalkarım ben. Yani sen istersen. Hem sesin duymak iyi geliyor, ne biliyorsun? Yalancı. Neyse. Arada... Hadi gel ben seni evine bırakayım. Evim çok yakın, ben giderim. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ben yalnız bırakmam seni. Hayır ya, hava hayır, çok güzel. Ben yürümek Pelin, istiyorum hayır. Gerçekten. Tamam, arabayla götüreceğim sırtımı. Hadi koşun hadi. Yoruldunuz mu yoksa? Yok artık. Ne yapıyorsun sen? Sen karışma. Pardon, sadece. Pardon. Bankacı mısınız? Niye? Havale mi yapacağım? Bir bak kıldırma abinin ayağıma yapışmış. Ayakkabı çıkıyor. Şöyle silkeledim de bu. Direkt milkelem oldum oğlum. Herif tostumu görmedi. Bana bak. Sen yine Cihan'la mı mesaj açıyorsun öyle fıtı fıtı? Vallahi kafana kakarım o telefonu. Ay ne alakası var be? Mesajlarına bile cevap vermiyorum. Sadece kendi crush canı yolluyorum.
İlker burada. Ne? Abi, abi bak. Gördüm lan, gördüm. Oğlum ne şans var orada? Canım bir dakika, ben geliyorum. Canım bir panik yok. Saat 12 önünde İlker var. Hemen o yüzündeki şaşkınlığı gülümsemeyle değiştiriyorsun. Sakın orta uzanma konuşmada, sana doğru bakıyor. Tam bütün arkadaşlara göndermişim. Çok sonra fark ettim. Ne olur affet beni. Ya yok, benim çok keyfim kaçtı. Ben fazla kalmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Ya lütfen. Tam gün yalnız bırakacaksın. Yapma. İyi, tamam ya. Aa, hadi ama asma suratını. Bir tane şey versene. Gönder. Söyleyeyim mi? Çok güzelsin. Ne içersin? Vallahi ben bir viski alırım. Sana sormadım. İlker, gider misin şuradan? Aşkın sen neredesin ya? Sen neredesin ya? Aşkın ne saçmalıyorsun ya? Git şuradan. Niye? Müstakbel karınla iki dakika konuşamayacak mıyım? Yoksa bu garsondan izin mi almamız gerekiyor? Ne karısı ya? Daha fazla rezalet çıkarmadan git şuradan. Ne rezaleti lan? Bu sütlü kahve mi çıkaracak rezaleti? İlker, uzatma, git. Yeter be. Bırak bana çocuk gibi davranmayı. Yürü hadi, konuşacağız. Hayır. Arkadaşım, kız istemiyorum diyor. Sen neyini zorluyorsun? Ben nereden senin arkadaşın oluyorum lan? Biftek. Pelin, arabaya biner misin? Ne oldu, iyi değil misin? Hayır, değilim. Neden? Herkes ne dedi, duymadın mı? Sanki sizi birbirinize düşürmüşüm gibi. Duymadım. O sırada yumruk atıyordum. Ondan olabilir mi acaba? Ya sorun da o işte. Sen niye yumruk atıyorsun? Sen bunu soruyor olamazsın. Değil mi? Heh? Herif neler dedi, hakaret etti. Sen neredeydin o sırada? Ya sarhoş işte. Ne dediğini bilmiyor. Bak, sarhoş olması geçerli bir sebep değil. İçme lan o zaman. Allah Allah. Seni rahatsız ediyordu değil mi? Kurtardım seni işte. Ne var bunda? Ne mi var? Ne var? Senden böyle bir şey istedim mi? Pardon? Bak, ben sadece hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum, tamam mı? Kahraman aramıyorum. Ayrıca seninle oraya gidip de kavga çıkar diye... Yeter! Ne saçmalık ya? Sen nesin biliyor musun? Sen ne istediğini bilmeyen bencil, şımarık bir kız çocuğusun. Ama kabahat bende. Durdur arabayı. Burak, durdur arabayı. Ya durdur şu arabayı! Bak, ben sadece sana yardımcı olmak istedim. Tamam mı? Bir arkadaş gibi. Ben senin annen değilim. Tamam mı?
Ayrıca hiç kimse bana şımarık diyemez. Taksi. Abicim, hanımefendiyi dediği adrese götürür müsün lütfen? Tabii efendim. Hepiniz aynısınız işte. Kaba herif, iğrençsin! Kapıda kara geceler vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter vay. Yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter. Farkında herkes nasıl üzgün. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanardağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay, yine mi keder ama artık yeter, kapıda kara geceler vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter vay. Yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter. Affetmenin senin varlığınmış ruhuma dayan. Sensiz nefes almak imkansızmış meğer. Özlemin tenimi sızlatır durur, her öpüşümde kokunu içime çektiğimden. Şair burada akılsız Pelin'i kafalayarak galeyana getirmeye çalışıyor ama yemezler. GKK modeli tabii. O ne be? Yani gönül kaçanı kovalar aşkım o şekilde. Ve X'den next olmaz. Çok iyi yaptın. Aferin sana. Ay, iyi ki varsınız siz ya. Ay. Ay çok özür dilerim. Nese karşıysınız siz böyle? Lütfen önünüze bakar mısınız? Hayır çekilin. Hayır çekilin. Bilerek yapmadım gerçekten. Yok bir de bilerek yapsaydınız. Bu elbise karşılayabiliyor musunuz? Kendinizi satsanız alamazsınız. Ne? Ne dedi? Duydun mu? Kendini satsan alamazsın dedi ya. Rezalet görmek. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Sen kaç kuruşluk insansın be? Ha? Nasıl konuşuyorsun öyle? Zenginizi kafamıza sıçtınız iyice. Dervişten atacaksınız. Yoksa bu mağazadan bir daha alışveriş yapmayacağım. Gelmeyin gel buraya. Ne hal paşam? Kızlar dün gece yakana yapıştı bırakmadı galiba. Dün gece biraz uyuyamadım. Kahve? Ha o kadar diyorsun yani.
Dökül bakalım. Pelin de beni biliyorsun. Biz geçen biraz takıştık. Ben başta Pelin'e yardımcı olmak istedim. Benim yoktu abi böyle bir niyetim yani. Ama biz birbirimizi biraz yanlış anlamışız galiba. Yani o kadar saçma. Aslında o kadar... Hoş geldin fil kedisi. Hoş bulduk. Hayırdır kafayı mı taşıyoruz? Yok bizimkiler Pune'ye gidiyor. Ne kadar süreli mi? Paşam ne kadar yoksunuz burada? 2 ay abi. İyi yolculuklar. Sağ ol. Hayat bize hep seçimler yaptırır. Ya doğruyu seçersin, ya yanlışı. Ya siyaha gidersin, ya beyaza. Ama her seçenek seni bambaşka bir yere götürür. Aslında bütün sorun işaretleri okuyamamakta. O yüzden insan hep yanlış yollara savrulur. Zaman hep gerçekten yanıdır ve tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeyden önce kendine dürüst olmalı insan. Ondan sonra da sahici bir karar vermeli. Ne istediğine ve hayatta ne yapacağına. Eğer kendine karşı dürüst olursa insan, ne yapmak isterse istesin, bütün dünya kenara çekilir. 1,5 ay ya geçti ya geçmedi. Hayatımda her şey değişti. Keklerim pek beğenildi. Masar abi 8 kilo alıp kafeyi pastaneye çevirdi. Hanımefendi size. Ah be Pelin. Ben senin yerinde olsaydım var ya şimdiye kadar çoktan yelkenleri suya indirmiştim. Masar abi biliyor musun çocuk bir türlü pes etmedi. Bir türlü peşini bırakmadı bunu. Takdir ettim gerçekten. Pes. Pelin alayım. Can. Ben belki Brad Pitt değilim ama sen benim anca innamsın. Benimle eğlenip 8 çocuk yapmaya var mısın? Kendimi topladım, başka bir insan oldum dersem yalan olur. Çalışırken çok mutluydum tabii. Ama çalışmadığım her zaman eskileri hatırlamaya devam ettim. Düşünmeye ve yazmaya. Artık renkli alışveriş sayfaları bitmiş, sadelik kalmıştı hayatımda. Ben sadeleşirken etrafım renkleniyordu. Hafif bir tahta parçası gibiydim artık. Ne kadar hafiflersen suyun üstünde o kadar rahat durursun ya. Nereden nereye gelmiştim? Selam. Merhaba. Ara sıra onu düşünmüyor değildim. Sözleri geliyor hep kulağıma. Onu görür gibi oluyorum. Beni düşünüyor mudur diye soruyorum. Pardon. Gittiğimiz yoldan geri dönmek vardı sadece. Ve her dönüşte aynı insanlarla karşılaşmak. Ay
Ben koskoca bir hayal kurup kendimi aşağılarda bulmuştum. Artık sadece gerçekler elimden tutmuştum. Fazla ciddiyete gerek yok. Nefes alıyorsak umut var. Ve güzel şeyler hep bizim tarafta. Hayat hep aydınlık olamaz. Hep karanlıkta. Hep mutlu olamazsın. Hep mutsuz da. Her şey şahane bir akışta ilerliyor aslında. Artık herkes umurumda ama kimse umurumda değil. Ve bugün anlıyorum ki ben çok değerliyim. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Belki duymuşsundur. Neşe ile Cihan evleniyorlar. Bu da senin davetin. Sonunda evleniyorlar ha? Evet. Güzel. Yalnız benim bu tarihte vakfın konseri var. Ben gelemem. Sen benim adıma da mutluluklar dilersin. Olur. Bu arada ben sadece pasta siparişi alıyorum artık. Bu senin. Teşekkür ederim. Yani mağazada çalışmıyorum. Sen, Masar abinin. Sen. Artık ne yapmak istemediğini biliyorsun. Senin adına sevindim. Sağ ol. O zaman size iyi konserler ve iyi günler Burak Bey. Size de iyi günler Pelin Hanım. Güzel olmuşsun be Neşe. Çok teşekkür ederim. Bir şey içer misin? Yok içmeyeyim. Bu sana bizim kafeden küçük bir hediye. Ya ne bu? Bu da sana. Aa nereden çıktı? Bunu arıyorum ben. Burak verdi. Akşama bizim kafede çocuklar için konser var. Ya. Bunda sen yoktun hayatım. Yurt dışındaydım. Ya ama çok güzel. Çok güzel. Ya, şahane. Buna bayılıyorum. Ay. Canım her yerde ama. Çok güzel. Işıl ışıl. Gibi. Sen niye şaşırdın acaba bu kadar? Niye şaşırdım hatırlamıyorum abi. Çok teşekkürler Masar abi. Çok güzel bir gelin olmuşsun. Hadi çocuklar görüşürüz. Hadi geçirelim seni. Hadi. Bana bakın. Ha. Herkes dans edecek. Oturanı görürsem yakarım. Kesinlikle. Bir yastık da kocam. Çok teşekkür ederim.
benim uzun bir süre ihtiyacım olmayacak bunlara. Ya sana verebileceğim en anlamlı hediye bu şu an. Eğer giyersen çok mutlu olurum. Ya sana gel buraya. Ağlama bak, tamam mı? Sakın ağlama. Makyajım sakmasın. Al bakalım. O zaman şey, isimleri bunun altına yazacağız. Turgut ve Öylek ailelerinin bu mutlu gününe hoş geldiniz. Ben oturabilirim değil mi? Başvurunuz olumlu karşılanmış olup evlenmenizde yasal olarak herhangi bir engel görülmemiştir. Şimdi de değerli misafirler ve sayın şahitler huzurunda sizlere evlenme isteğinizi sözlü olarak sormak istiyorum. Adınız soyadınız? Cihan Öylek. Herkes ikinci bir şans hak eder Pelin. Sayın Cihan, ya biliyorum kızgınsın ama hemen sevgili olalım da demiyorum. Bir denesen. Gerçekten kızgın değilim sana artık. Hatta evet. Sana teşekkür etmem gerek. Cihan beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Hayatta neye ihtiyacımız var? Hiçbir şeye. Kader var mı? Kader mi bilmem ama bir senin anlattığın, bir kimseye anlatmadığın, bir de senin için tasarlanan bir plan var. Aşk mı, sevgi mi? Şu anda anlayamazsın. Sana bir şey soracağım. Sor. Hayatta neye ihtiyacımız var? Bilmem. Ev, araba, tekne, iyi yaşam için her şey işte. Peki, kader var mı? Kader olmaz mı yavrucuğum? Ama sadece beceriksiz insanlar kader diye ağlar. Ne demişler? Fakir doğmak senin suçun değil ama zengin ölmemek senin suçun. Hay Allah'ım. Peki, aşk mı sevgi mi? Tutku. Tutku Pelin. Biliyorsun ben hep onun peşinden gittim. Benim için bir şarkı söyler misiniz? İçinde özür, pişmanlık ve sevgi olan. Burak. Hadi Burak. Sen haklıydın. Ben küçük bir kız çocuğu gibi davrandım. Ama sen gidince anladım neye ihtiyacım olduğunu. Neye ihtiyacım varmış? Senden başka hiçbir şey.
Aşk mı, sevgi mi? Yalnızca sen. Meyve mi, meyve mi? Meyve canım. Meyve. 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 Meyve.